üçüncü soruda kaldık. Olumlu davranışlarımız arkadaşlarımız ile iyi ilişkiler kurmamızı sağlar diyen bir öğrencinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Arkadaşlarıyla alay etmesi, sınıf arkadaşlarıyla selamlaşması, büyüklerine saygılı olması, arkadaşlarının farklı özelliklerine saygı göstermesi, grup çalışmalarında görevini zamanında yapması. Hepsi mantıklı, yalnız A şıkkı arkadaşlarıyla alay etmesi, bununla hiç bağdaşmayan, olumlu davranışlarla hiç bağdaşmayan bir konu. Cevap A şıkkı, mantıklı yürütürsek. 52. soru, her zaman doğruyu söylemek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Saygı, sevgi, kibarlık, duyarlılık, tabii ki dürüstlük arkadaşlar. Her zaman doğruyu söylemek, dürüstlük. 53. soru. 3. sınıfa giden Tuğçe, kitaba ihtiyacı olan bir okul için kampanya düzenlemeye karar vermiştir. Kampanya kapsamında topladıkları kitapları okul yönetimi ve öğretmenlerin yardımıyla sahiplerine ulaştırmışlardır. Verilen örnek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Empati, kalıp yargı, yardımlaşma, ön yargı, tasarruf. Tabii ki arkadaşlar C şıkkı bu. Yardımlaşmaya bir örnektir. 54. soru. Seda, öğretmen öğrencilerine kaynaklarımızı verimli kullanmak için neler yapabiliriz? Sorusunu sormuştur. Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir. Ayşe, gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz. Mehmet, dişimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Ceyda, bulaşık makinesini tam dolmadan çalıştırmamalıyız. Ferit, duş alırken suyu sürekli açık bırakmamalıyız. Emin, su damlatan muslukları tamir ettirmeliyiz. Buna göre Seda öğretmenin sorusuna kaç öğrenci doğru cevap vermiştir? Direkt şıkkımı söylüyoruz arkadaşlar. 4 öğrenci doğru cevap vermiştir. Gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz. Enerji tasarrufudur arkadaşlar. Dişimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Bulaşık makinesini tam dolmadan çalıştırmamalıyız. Duş alırken suyu sürekli açık bırakmamalıyız. Seda, Emin, su damlatan muslukları tamir ettirmeliyiz. Bakın genel olarak kaynaklarımızı verimli kullanmak için neler yapabiliriz? Cevabı 4 öğrencinin verdiği cevaptır arkadaşlar. Doğru. 55. Teknolojik ürünler kullanım amaçlarına göre çeşitli kategorilere ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temizlik alanında kullanılan teknolojik üründür? Bulaşık makinesi, bilgisayar, cep telefonu, televizyon, buzdolabı. Cevabımız bulaşık makinesi, direkt temizliği ilgilendiren bulaşık makinesi. 56. soru. Düzenli olmak kişiye birçok fayda sağlar. Öncelikle bütün etkinliklere zaman ayırabilir. Beslenme ve uyku saatleri belirlidir. Günlük ve haftalık düzenlemeler kişinin yaşam kalitesini arttırır. Verilen metne getirilebilecek uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İletişim becerisi, tasarruflu olma, planlı yaşam, planlı yaşam, teknoloji, dayanışma. Yukarıdaki cümlenin başlığı planlı yaşam. Uyku saatini planlama, beslenme düzenini, günlük ve haftalık düzen. Bunlar hep planı içeren şeyler arkadaşlar. Planlı yaşam. 57. soru. Aşağıdakilerden hangisi tasarruflu bir bireyin özellikleri arasında gösterilebilir? A. Alışverişte istekleri ön planda tutar. B. Gereksiz yere para harcar. C. Harcama konusunda son derece isteklidir. D. İhtiyacı olmasa bile alışveriş yapmaktan zevk duyar. E. Aldığı ürünlerin ucuz ve kaliteli olmasına özen gösterir. Tasarruf bireyin yapacağı E şıkkı arkadaşlar. Aldığı ürünlerin ucuz ve kaliteli olmasına özen gösterir cevabımız. 58. Aşağıdakilerden hangisi kış meyvelerinden biridir? Biliyorsunuz mevsime göre sebzemiz, meyvemiz yaz ya da kış meyvesi olarak adlandırılıyor. Üzüm, kiraz, nar, karpuz, çilek.
Burada seçeneğimiz nar arkadaşlar, kış meyvesidir. Yaya geçidinde yaklaştığını gösteren işaret, yaya geçidine yaklaştığını gösteren işaret aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki seçeneğimiz A şıkkı arkadaşlar. Çizgili bu yaya geçidine yaklaştığımızın bir göstergesidir. 60. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Trafik diyoruz arkadaşlar. Bakın araçların karayolu üzerindeki yayaların, hayvanların, araçların, biz buna trafik diyoruz arkadaşlar. 61. soru. Aşağıdakilerden hangisinin kazalardan korunmak için alınması gereken tedbirlerden biri olduğu söylenemez? A. Kesici ve delici aletlerle oynanmaması. B. Elektrikli ev aletlerinin dikkatli kullanılması. C. Evdeki oyuncakların yerde bırakılmaması. D. Soba, fırın, ocak gibi ev eşyalarına dokunulmaması. E. Halı ve paspasların kaymaması için önlem alınması. Cevabımız soba, fırın, ocak gibi eşyalarına dokunulmaması. Biri değil. Kaza olmasını engelleyecek, korunmak için alınması gereken tedbirler değil. Bu nasihattır. 62. soru. Aşağıda bir afetten en az etkilenmek için yapılması gerekenler sıralandırılmıştır. Devrilebilecek eşyaları duvarlara sabitlemek. Afet anında masa veya sabit bir eşyanın yanına ya da altına çökmek. Afet sırasında başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde kapanmak. Verilen bilgiler aşağıdaki afetlerden hangisine aittir? Sel, çığ, erozyon, yangın, tabii ki deprem arkadaşlar. Bu depreme anlatıyor. 63. soru. Ülkemizde en büyük yönetim birimine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki il arkadaşlar. 64. 17 Şubat 1926'da kabul edilen evlenme, boşanma, miras konuları ve kadınların toplumsal hayattaki yeri ile ilgili gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Teşkilat-ı Esasiye, Medeni Kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1921 Anayasası, Soyadı Kanunu. Cevabımız Medeni Kanun arkadaşlar. 17 Şubat 1926'da kabul edilen evlenme, boşanma, kadın hakları, bu Medeni Kanun. 65. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda düşman nereye çıkarma yapacağını önceden tahmin etmiştir. Buna göre tedbirler almış ve burada büyük başarılar kazanmıştır. Düşmanın nereye çıkarma yapacağını. Bu durum Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğine örnek gösterilebilir? Çok yönlülüğü, sanatseverliği, hoşgörülülüğü, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliği. Tabii ki cevabımız ileri görüşlülüğü olacak arkadaşlar.